defterleri büyük bir dikkat ve itina ile incelemenizi öneririm. İstikbalde daha da değerli olacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok. Renancığım, dünya çapında bir sanatçı olduğunda anılarını yazacaksın değil mi? Bizlerden de bahsedersin herhalde. Mersi Neriman'cığım, şımartıyorsun beni. Temenni ederim. Ama büyük bir sanatçı olmak hiç kolay değil. Çok emek, çok çalışma. Ve doğuştan gelen bir kabiliyet. Ah, kabiliyet dedin de. İdil Biret adında bir çocuğun konserini izledim Paris'te. Ah, o ne muhteşem bir eksperanstı. Çocuk bir dahi, Avrupalıların prodigi dedikleri cinsten bir çocuk. Hatırlar mısınız? Bu çocuk Avrupa'ya gönderileceği zaman bazı milletvekilleri ne lüzumsuz konuşmalar yapmışlardı. Seyha milletvekiliydi değil mi? Evet. İdil sanırım 7 yaşındaydı. Çocuğun ecnebi memleketlere gönderilmesinin yasa dışı olduğunu filan savunmuştu. Hatta ya evlenirse diye sebepler bile bulmuştur. Evlenirse mi? Canım ne alakası var? Evlenir de yurda dönmez diye düşünmüş. Neyse ki İsmet İnönü talimatını verdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel de özel ilgi gösterdi. Ya o adamlar olmasa ne İdil adında bir yasa çıkacak ne de dünya çapında bir sanatçınız olacak. Düşünebiliyor musunuz? İşte terk ettiğiniz partinin farkı burada Muzaffer'cim. Bizim partimiz sanata önem vermiyor mu? Yapmayın Paşazade. Madem öyle, milletvekiliniz neden İdil'e ayrılacak para sokağa atılmış olacak dedi? Süple beyler, bu gecenin konusu benim resimler değil miydi? Hakikaten ama bu kadar politika yeter. Rena'nın sanat kariyerine içelim o halde. Aval sante. Prost. Şerefe. Şerefe.